Daha hafif ama daha güçlü bir yapıda. İyi bir frigorifik araçta, iyi bir tenteli araçta, iyi bir kutuda ne gerekiyorsa Has Trailer bunu yapmış. Ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Terzi usulü çalışabiliyoruz. Biz ne diyoruz? Kendine has değil, herkese has. Arkadaşlar merhabalar, bu sefer Antalya'dayız. Trailer sektörünün en nadide güçlü firmalarından ve en önemlisi yerli firmalarından en büyüklerinden biri olan Has Trailer'deyiz. Has Trailer her geçen gün hem üretiminde hem ürününde yeniliklerle sektördeki iddiasını arttırıyor. Bir süre sonra ben diyor rakip tanımayacağım diyor. İnşallah bizim kendimizden çok önemli bir firma. Evet, yanımda firmanın yönetim kurulu üyesi Sayın Ayfer Sarı var. Bir diğer tarafımda da yine üretim tarafında çok önemli bir görev üstlenmiş olan baş mühendis Mustafa Özmen var. Şimdi fabrikada yenilikler oldu dedik. Bunlar neler? Üründe yenilikler var dedik. Artık Avrupalı rakipleri biz soluyoruz diyoruz galiba. Doğru. Bunlar nelerdir? Şöyle sırasıyla dinleyelim. Evet, ilk önce sizden şöyle genel bir bilgi alayım. Üründe yenilikler var, üretimde yenilikler var dedik. Ayfer Hanım'dan dinleyelim. Nedir bunlar? Öncelikle fabrikamıza hoş geldiniz. Sizlerle sohbet etmekten her zaman keyif duyuyoruz. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere frigo üretim yapılan sayılı firmalardan biriyiz. Her gün kendimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Dünyada frigo ihtiyacı giderek artmaktadır. Türkiye'de biliyorsunuz frigo üretimi için önemli bir merkez üssüdür. Birçok tedarikçimiz Türkiye'de üretim yapmaktadır ve bunun için güçlü kılmaktadır. Öncelikle geçtiğimiz senelerde onlarla olan iletişimimizi daha da arttırdık. Maliyetimizi iyileştirme yoluna gittik. Aldığımız ürünlerin kalitesini arttırma yoluna gittik. Tasarımımızda ufak değişiklikler yaptık. Birazdan araçlarımızın yanına da geçeriz. Üretim atlamızı bir kısmında gösteririz. Orada daha detaylı konuşabiliriz. Evet, o zaman şöyle bir ilk önce üretim hattımızı şöyle bir gezelim, bakalım neler değişmiş, neler artı eklenmiş. Mustafa Bey, sizden de biraz onları dinleyelim. İsterseniz yavaş yavaş geçelim. Üretim hattımızda yenilikler var dedik. Şimdi ilk önce burada herhalde stok malzemelerden başlıyor. Üretimimizin başladığı ilk hat burası, frigo bölümüyle alakalı. Burası bizim marangozhanemiz. Üst yapıların alt yapısı burada hazırlanıyor. Burada plywood, köpü ve diğer metallerin işlemesi, şekil vermesi burada yapılıyor. Daha sonra bir sonraki paralel basım hattına hazırlanmış ürünler sevk ediliyor. Evet. Biz burada kapasitemizi artırdık. Hem marangozhanemizi büyüttük. Yani burada ürünün ana malzemesi olan ahşapla alakalı kısmı ve köpükle alakalı olan kısmı stoklarımızı arttırdık değil mi? Evet. Yani bu da üretimle alakalı bir ihtiyaç. Üretim süremizi kısaltmamıza çok yardımcı oldu. Belki günlük ya da bunun periyodu nedir bilmiyorum ama çıkan araç miktarının artması mı gerekiyordu? Günde 2,5 adet ürün çıkarabiliyoruz fabrikalarımızdan. Bu geçen sene oranla %75 bir artış demek oluyor. Süper. Burada köpük ve ahşap stoklarını görüyoruz. Yani ürünler Ayfer Hanım'ın da söylediği gibi geçen seneye nazaran üretim %70 gün bazında arttığı için, daha doğrusu talep arttığı için altyapıda güçlendirilmişti. Doğru mu? Doğru. Şimdi ikinci aşama olan panellerin basım hattına gideceğiz. Burada da geçen seneye oranla kapasitemizi 2 kat artırdık. Hatta evet, biraz daha üzerinde. Yeni bir panel basım makinesi ithal ettik. Bunun makinenin bir öncekisinden farkı daha kısa sürede daha fazla panel basmamıza imkan veriyor. Bu da Ayfer Hanım'ın bahsettiği gibi üretim kapasitemizi %75 oranında artırdı. Evet, şu panel basma dediğimiz kısım şu mudur? Evet, burada bitmiş panellerin toplandığı kısım burası. Makineyle basma süreci çok daha optimize etmiş oldu. 8-10 saatlerde 3-4 saatlere kadar inebiliyoruz. Şurayı da bir görelim. Burada ne yapılıyor şu anda? Bitmiş olan panellerin milimetrik ölçüleri ayarlanıyor. Bazen yapıştırıcının taşma durumu olabiliyor veya bir miktar daha büyük emniyet payı bırakıyoruz panellere basarken. Burada ölçüleri ayarlanıyor, istediğimiz seviyeye getiriliyor. Ayfer Hanım, size sorayım. Şimdi aslında ürünler böyle bakıldığı zaman ne olacak? Bir kutu, bunun yalıtımını yap. Ondan sonra altına da işte şasesini yerleştir, olsun bitsin. Ama değil. Burada hangi detaylar önemli? Siz bir de kendi ürünlerinizde bazı yenilikler yaptınız. İnce detaylar var. Onlar neler? Biraz sonra ürünün başında da konuşacağız ama genel olarak. Ama en önemli şeyi söylemek istiyorum. İzolasyon kapsayın. Biliyorsunuz ki yurt dışına satabilmek için, gerekli belgeleri alabilmek için, gerekli izolasyonları mutlak suretle sağlayabilmemiz lazım. Çünkü bunlar insan sağlığını etkileyen durumlar. Biz gıda taşıyoruz, dondurmayı taşıyoruz. İnsan sağlığını kesinlikle tehdit edemeyiz. Ve çok ciddi testlerden geçiyoruz. Bizim en ufak hatamız bizim testlerden kalmamıza sebep olacaktır ve bu ürünümüzün sertifikasının yok olmasına sebep olacaktır. Şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla yurt dışında bu tarz sertifikalar daha da önemli. Tabii ki de. Türkiye'de de özellikle büyük global markalar, hem yerli olsun hem yabancı, Türkiye'de faaliyet gösteren, bu sertifikaları çok önemsiyorlar. Doğru. Değil mi? Bu size bir artı getiriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Düzenli olarak testlerimiz yapılır, denetimlerimiz yapılır. Hem gerekli denetim hem biz kişisel olarak da yaptırırız bunu düzenli olarak. Biz sadece testi yaptırıp sertifikayı alıp ondan sonrasını bırakmıyoruz zaten. Kendi içimizde de çok sıkı bir denetimimiz var. Ayrıca bizim için daha doğrusu uluslararası zorunluluk olmayan bazı belgeleri de biz kendi fabrikamızın kalitesini artırmak için zorunlu hale kılıyoruz. Ürünlerimizi ona göre üretiyoruz. Ona göre ekstra sertifikalar alıyoruz. Mesela ürettiğimiz hem büyük araçların hem küçük araçların hepsinin ATP belgeleri var. Şu an bir Pharma belgesi için başvurmuş bulunuyoruz ki bu Türkiye'de çok az firmada olan bir belge. İlaç taşımak için geçtiğimiz dönemde çok önemliydi. Covid dönemi sürecinden geçtik. Hani o açıdan üst yapıya dair gerekli olan bütün gereklilikleri hem araçlarımız sağlıyor hem de sertifikasyon olarak da firmamız hepsine sahip. Evet, hakikaten özellikle ben ilaç konusunda, şöyle devam edelim isterseniz. Bu Pharma belgesinin önemini hep altına çizmiştim. Çünkü sadece taşıma değil, depolamada da Türkiye'de çok büyük eksiklikler var. Gerçekten Pharma belgesine sahip olmak da sizin gibi bir firma açısından çok önemli diye düşünüyorum. Evet, buradan sonra herhalde montaj kısmına geçtik. Aynen. Bitmiş olan paneller burada bizim montajda kutu çatma fiksürleri içerisinde birleştiriliyor ve bizim üst yapımız burada tamamlanmış oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki fiksürlerimizi de kapasitesini artırdık. Çünkü çıkan panel sayımız arttığı için burada bekleme durumumuz yok. Seri bir şekilde diğer kutuları da burada tamamlayıp şasiyle birlikte birleşime diğer hatta gönderiyoruz. Zaten yalıtımda bir problemimiz yoktu ama biz duvarlarımızı ekstra güçlendirdik. Kullandığımız CTP'lerin kalitesini ve tipini iyileştirdik. İçerisine kullandığımız mukan yapıyı değiştirdik. Yani o açıdan mukavemet açısından da oldukça iyi bir ürün. Evet, şimdi içeriği dolaştık, üretim hattını dolaştık. Bitmiş araçlarımızı görüyoruz burada. Çok güzel. Bitmiş bir aracın önünde içeride konuştuğumuz detayları ben hala bağırmaya devam ediyorum. İçeride zannediyorum çünkü şu an kendimi. Evet, içeride üretimi dolaştık. Sohbet ederken de üretimin 2 katına çıktığından bahsettiniz. Bu biraz piyasanın, sektörün ihtiyacına cevap verebilmek için yapılmış bir çalışma. Ama biliyorum ki siz hem yurt içinde hem yurt dışında farklı planlar içerisindesiniz. Doğru. İddianız da büyük. Neler yapıyorsunuz? Öncelikle bildiğiniz üzere Avrupa'da bir büyük bayimiz bulunuyor. İsrail'de, Rusya'da ve Türkiye Cumhuriyetlerinde. Ama Avrupa'daki aktifliğimizi şu an az olarak görüyorum. Öncelikli hedeflerimden biri Avrupa'ya daha çok bastırmak. Ya bunun sebeplerinden biri de zaten navlun fiyatlarının fazla olması. Tek parça halinde taşıdığımız için navlun fiyatları yüksek geliyor ve fiyat rekabet oranımız düşmüş oluyor. Öncelikle bunun üzerine çalışmalar yapmak istiyorum gelecekse bu sene. İkincisi de Rusya'da çok ciddi işbirlikleri sağlamış bulunmaktayız. Gerekirse demonte ürünlerle çalışıp orada bir kurulum hattı yapmayı düşünüyoruz. Aslında süper, evet, olur değil mi? Evet. Yani birçok firma Türkiye'de yapıyor bunu. Evet. Siz bunu Rusya'da, evet, evet, gerçekleştireceksiniz. Bizim için çok önemli bir adım olacak eğer yaparsak. Kesinlikle yaparsınız diye düşünüyorum. Gerçekten, evet, böyle dışarıya açılma noktasında şeyiniz belli, yani hedefi, evet, belli koymuşsunuz. Avrupa'da hangi ülkeler bazında daha çok düşünceniz var? Şu an Belçika'da aktif durumdayız. İtalya'da yine araçlarımız geziyor. Ama ben bunları Almanya'ya da taşımak istiyorum. Yeni hedeflerimden biri Almanya. Orada daha çok pazarlama aktivitesi göstermek istiyorum. İnşallah. Şimdi içeride de konuştuğumuz gibi, yani trailer deyince böyle bir sadece bir kutu, bir soğutma ünitesi düşünmemek lazım. Aslında ürünün kalitesi detaylarda gizli. O detaylar, ufacık detaylar, bağlantı ekipmanı ya da işte efendime söyleyeyim panellerin birbirlerine nasıl bağlandığı bölümler ve araca entegrasyonunu sağlayan diğer dinamikler gibi. Siz zaten Has Trailer artık sektörde bilinen ve kendi ispat etmiş bir marka. Ürünleriniz böyle. Ama bir kademe daha kaliteyi arttırdınız. Doğru. Ne yaptınız? Neler oldu? Bu konuda mühendisimiz Mustafa Bey de. Dediğiniz gibi ürünlerimizin zaten kalitesi iyi ama biz daha da iyi ne yapabiliriz diye bunun üzerine çalıştık mesela geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Bazı ufak tefek değişiklikler yaptık. Örneğin araç içinde kullandığımız silikonların ve yapıştırıcıların yapısını değiştirdik. Artık biz belli bir üretim kapasitesine ulaştığımız için tedarikçi firmalardan kendimize özgü kimyasallar isteyip onlara özgü malzemeler kullandırtabiliyoruz. Bunları yaptırabiliyoruz. Araçlarımızda bunu kullanıyoruz. Sonra alüminyumlarımızda bazı değişiklikler yaptık. Bu alüminyumlarda hem daha mukavemetli bir yapı sağlıyor hem de belki de daha hafif. Tabii ki de hem aracın ağırlığını azaltmak açısından hem de kötü hava koşullarında aracın herhangi bir şekilde su almasını engellemek amacıyla bu tarz iyileştirmeler yaptık. Gene şaside bazı değişiklikler yaptık hafifliği azaltabilmek için. Daha hafif ama daha güçlü bir yapıda bir şase yapımız var. Üst yapıda örneğin ön merdiveni değiştirdik. Bu hem kendimize özgü bir kalıbımız oldu hem de kullanıcıların, şoförler için daha kolay kullanabilecekleri, kolaylıkla açılıp kapanabilen bir ön merdiven tasarımı yaptık. Gene bisikletlik tasarımlarımızı değiştirdik, kendimize özgü. Bütün dünya markaları, yerli üretim diye baktığımız zaman müşterinin istediği iki önemli nokta var. Artık soğutma performansından falan bahsetmiyoruz. O zaten bir standart içerisinde. Ne diyor? Birincisi çok ağır olmasın ürün. Benim taşıma kapasitemi zorlamasın diyor. Aynen. İkincisi de dayanıklı olsun diyor. Mukavemet gücü fazla olsun diyor. Esnemesin. Hemen işte devrilme durumu vesaire durumları olmasın gibi bir takım detaylar var. Ben şimdi buna övünerek söylüyorum. Bir Türk markası Has Trailer bunların hepsini yapmış. Yani iyi bir frigorifik araçta, iyi bir tenteli araçta, iyi bir kutuda ne gerekiyorsa Has Trailer bunu yapmış. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Ya şimdi herkesin kendine göre bir marka tercihi oluyor. Evet. A markası, B markası. Yani herkesin de kendine göre bir çalışma prensibi var. Niye sektör firmaları Has Trailer'i tercih etsin? Öncelikle biz yerli bir firmayız. Buyur. Ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Herhangi bir problemde ya da herhangi bir sıkıntılarında onlara direkt birebir hızlı bir şekilde yardımcı olabiliriz. Diğer firmalarda bu hız gerçekleşemiyor maalesef. Ama biz ekibimiz geniş, elemanlarımız çok ilgili ve ikincisi de özel taleplerine karşılık verebiliyoruz. Terzi usulü çalışabiliyoruz. Mühendislik ekibimiz geniş. Zannediyorum ki bu gibi özellikler bizi diğer firmalardan bir tık daha ileriye taşıyor. Kesinlikle. Aslında arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani diyoruz ya lojistikçi, taşımacı teker döndüğü müddetçe para kazanır. Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine baktığımız zaman bu ihtiyaçlar, lojistik ve taşıma ihtiyaçları yurt içi, yurt dışı zaten artmış durumda. Bir aracın herhangi bir yerinde bir sıkıntı olduğu zaman bir ekipmanın, bir parçanın değişmesi konusu için günlerce artık kimse bekleyemiyor. Yani yurt dışından parça gelsin ya da şöyle olsun böyle olsun gibi. Hani bunu genel manada söylüyorum. Tabii firmalar ona göre stoklarını falan ayarlayabilirler. Ama burada bu fabrikada bütün yedek parça, ekipman, servis her şey var ve Türkiye'nin belli merkezlerinde de yapılanmış durumda. Bu hız çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bir diğeri de hakikaten yine de yerli bir marka. Zannediyorum fiyat avantajımız da var. Doğru. Bütün bu yenilikleri yapmamıza rağmen herhalde fiyatımız yine böyle kabul edilebilir. Kesinlikle piyasada anlayışla karşılanıyor. Evet. Fiyatlarımız. Evet, kendinize has, biz ne diyoruz? Kendine has değil, herkese has. Siz özel bir ürün istiyorsanız, aracınıza butik bir trailer istiyorsanız Has'a gelebilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz? Yok, ayaklarınıza sağlık. Bizler teşekkür ediyoruz size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Has'tan herkese selam olsun. Herkesin işi gücü rast gitsin inşallah bu senede.